اللهم صل على محمد وعلى وعلى آل محمد Muhammed. Doğru okuyuş bu. Buraya kadar okuduğum kısımda muhtemel hatalara dikkatinizi çekiyorum. Allahu derken hemze ince, lafzatullahın lamı kalın. Kalın bağlayacağız. Allah şeklinde ince bağlayıp sonra kalına çıkmak yok. Allahu da yanlış. Allahu da yanlış. Allah şeklinde okumamız gerekiyor. Buradaki şeddeli lamı patlatmak yok. Allah la şeklinde patlatmak da hatalıdır. Buradaki şedde, lamdaki şedde teşdit bilavunne durumundadır. Bir elifimizle aynı olacak. Allahu 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 bakın tutma miktarı fazlalaştı hata. Allah. Şimdi de met miktarı fazlalaştı. Bu da hata. İkisi aynı boyda olacak. Allah. Çünkü ne demiştik? Bir elif miktarı eşittir iki hareke. El bir hareke, la ikinci hareke. La ile aynı boyda olacak. Allah humme derken hude dudaklar ileride mime vardığımızda şeddenin harekesi fetha olduğu için dudaklar geri toplanacak. Mime bağladığımızda dudaklar toplanmış olacak. Humme yoksa humme değil. Bir başka husus buradaki şedde teşdit malumune durumundadır az önceki şeddeli lamdan biraz daha fazla, bir hareke miktarı daha fazla oyalanmak suretiyle şeddeli mimi tutacağız. Humme ve şeklinde biraz fazla tutacağız. Buradaki me'yi uzatmadan humme ve bihamdik diyenler oluyor. Burada tutma var ama uzatma yok. Humme, humme, Salli derken buradaki sat harfi kalın. Sal şeklinde leme kalın bir geçiş yine hata. Salli değil. Salli, salli, salli ala. Ala değil, ala. ince uzatıyoruz. Ala, ala Muhammed. Mu diye mim kalınlaşabiliyor. Muhammed değil, mim ince. Muha, ''Muhammed'' muham diye mime kalın geçmek yok. Mim ince bir harf. ''Muhammed'' yine teşdit ne durumunda olduğu için bir harften çok iki harften az miktarda oyalanmak suretiyle tutmamız gerekiyor. Sonra bir tutma daha var. ''Dinve'' din ve Muhammedin derken burada iki esre tenvin var. Bu tenvinden hasıl olan bir sakin nun var. O sakin nunu yemnu harflerinden vav harfinin içerisine katıp teşdit malûne gibi bir harften çok, iki harften az miktarda tutmak suretiyle okumamız gerekiyor. Yoksa tamamen şeddeli bir vav gibi teşdit bilavunne gibi okumamak gerekiyor. Dinwa, ve dinwa. Bakın bu ne sesi bu? Burun boşluğuna bir ses veriyoruz. Bu şekilde idam malûneyi yapmış oluyoruz. Yoksa diwa, diwa şeklindeki bir idam noksandır. Neden noksandır? Burada tamamen o sakin nunu vava döndürdük. Tam bir idam yaptık. Halbuki buradaki uygulama açısından nakıs idamdır bu. Unne sesini de vermemiz gerekiyor. Tabi caizse yarısı vav ise yarısı da unne olmuş oluyor. Din ve Muhammedin ve bir de başta vardı Allahümme diye. Bunların hepsi aynı boyda olması gerekiyor. Birbiriyle mutabık olması bir icab ediyor. Birini az, birini çok miktarda tutmayacağız. Birbiriyle eşit miktarda tutmamız gerekiyor. Ve ala deyince bir elifle durduk. Burada metni munfasıl var. Ve derken orada elifin maksuradan sonra harf-i med odur. Sebeb-i metten eli derken hemze gelmiş, ayrı ayrı kelimelerde bulunmuş. Şimdi sonuna kadar gelmemiz dört elif var, tutmalar var. Nefesimiz yetmeyecek belli. Hem de metni da birinci kelimesinde vakfedilirken nasıl vakfedilir onu da öğretmek açısından. Burada ve ala bir elif uzatıp vakfettik. Neden dört elif yapmadık? Çünkü daha sebep metten hemzeyi devreye sokmadım ki. Metni munfasıl olmadığından dolayı. Ve ala dediğimde yazı da orada hemen peşinde bir harekeli hemze var. O görülüyor ama onu daha okumadım. Ve ala diye mevcudumuz orada elifin maksura ve metti tabi yapıp vakfettim bir elifle. Sonra geriden aldım. Ve ala ali derken dört elife çıktım. Tahkik okuyorum çünkü. Yine ve ala derken de, ali derken de ince uzatma, dikkat ediyoruz. Ve ala, ali şeklinde kalınlaştırmadan okumak gerekiyor. Ali Muhammed derken yine aynı şekilde hem buradaki şetleri miyim ince olacak hem de teşdit malumunu olduğu için tutulacak bir harften çok iki harften az miktarda. Muhammed derken de galgalemizi yapıyoruz ve galgaleyi yaparken 4-5 hususa dikkatinizi çekmiştik. Onlara riayet ederek yapıyoruz. Makabrinin harekesi burada fetha, fetha olduğunu üçte bir kadar hissettirmemiz, kokutmamız gerekiyor. Çok aşırı mübalağa edip böyle sonuna bir hemze Muhammed de, de, de şeklinde bir hemze eklememek gerekiyor. Sondaki bu del harfini şeddelememek gerekiyor. Hafif oyalandığın an şeddelemiş olursun. Muhammed de, Med de. Bakın şeddelendi. Niye şeddelendi? Üzerinde biraz oyalandın onun için. Şeddelemeden. Şedde yok çünkü. Evet bir de iki harfin arası açılabiliyor galgale yaparken. Mende, de şeklinde. Bundan da kaçınmak gerekiyor. Riayet ederek bir daha buraya kadar okuyorum. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala وعلى آل محمد okuyorum. اللهم صل على محمد وعلى وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم Allahim ve doğru okuyuş bu buraya kadar olan kısımda muhtemel hatalara dikkatinizi çekiyoruz. Kema diye kalınlaştırmadan. Keme, keme. Oradaki kef harfi Türkçedeki k'nin karşılığı birebir değil. Yakın bir sestir. Dil ortasının gerisine kef harfini reddetmemiz gerekiyor. K, keme, kema değil. Keme, salle derken yine sat harfi kalın leme geçişimiz ince olması gerekiyor. Salleyte değil, salle, salle. Şeddeyi belli edip geçiyoruz. Salleyte diye bu kadar tutmak yok. Çünkü bu ne yok? Kema salleyte ala İbrahim e derken ala yine ince istikametinde uzatması gerekiyor. Dört elif miktarı boyunca bu incelik devam edecek. Ala diye kalına doğru ses yamulmayacak. Ala -ib. ib derken hemzeyi ispat etmemiz gerekiyor. Yoksa uzatmanın devamı gibi okunmayacak. Ala ib, ala -ib. şeklinde uzatmanın devamı gibi olmayacak hemzeyi ispat etmek gerekiyor. İb derken kalgale var. Bu kalgaleyi hece hece okuduğumuz için Galgale'yi kübra şeklinde yapmamız gerekiyor burada. Ama kıraat ederken kalgaleyi sura olduğunu bilelim. Kesinti yapmadan okuyalım. Ama burada şimdi hece hece okuduğumuz için Galgale'yi kübra durumunda. Yine makabilinin harekesi kesri olduğu için ibe şeklinde değil, ibe ib makabilinin harekesinin kesre olduğunu harekenin üçte biri kadar, kesrenin üçte biri kadar hissettirmek suretiyle belli etmemiz gerekiyor ama ibi şeklinde hareke vermeden. Ra kalın konumu itibariyle. Ra'yı telaffuz ederken şayet alt çene, üst çene birbirinden biraz fazla ayrılırsa tekrir sıfatı kaybolur. Dikkat edelim ra, rahime olmasın. Ra olunca bakın tek bir sıfatı kaybolunca harf de ortadan kalktı başka bir harfe döndü bu. Ra, ra şeklinde. İb, ra, 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 ib, ra, derken iki tane metti tabiimiz var. İkisi de aynı boyda olacak. Birer elifte mutabaka edecek. Buradaki İbrahim derken H harfini haya çevirme tehlikesi var. Dikkat edelim buna da. Dört elif uzatırken, meddarızı yaparken hi diye hunne katıştırma tehlikesi var. Buna da dikkat ediyoruz. Hunne katmadan hi şeklinde okuyoruz. Bunlara riayet ederek bir daha okuyorum. كما صليت على ابراهيم وعلى وعلى yine ve ala ali derken ve ala ali şeklinde hemzeyi ispat etmeden makabrindeki o metnin devamıymış gibi okumuyoruz. Ve ala ali derken yine kalınlaştırmadan ve ala ali demeden ince bir şekilde onları uzatıyoruz. Ve ala ali ve ala ali ve ala ali yine hatalı bir okuyuş olur. Bir daha كما صليت على ابراهيم وعلى وعلى Da muhtemel hatalarımız inne derken bir de hamidumme derken iki tane tutmamız var. Birisi, birincisi teşdit malumunne inneke hamidumme derken dun derken buradaki iki ötre tenvini telaffuz ederken ortaya çıkan sakinluğunu yemnu harflerinden mimin içerisine katmak suretiyle ortaya çıkan bir şeddeli mim daha. Bu da teşdit malgunne gibi tutularak okunacak. okunacak. İkisi de aynı boyda olacak. Hami, hami derken hami ha harfini kalınlaştırmıyoruz. Mi derken gunne bulaştırmıyoruz. Dumme derken dudağı geriye toplamamız gerekiyor. Çünkü şeddeli bir mim oluştu şeddeli mimde müdamun fih olan harekeli harfin harekesi burada fethadır. Fethada da dudaklar geri toplanıktır. Dumme değil, dumme şeklinde dudaklar geriye toplanmak suretiyle okunacak. Meci derken buradaki cimi dilin ucuna kaydırmayalım. Dil ortasına onu reddedelim. Ce, şeklinde. Dört elifi uzatırken, met arızı yaparken yine Burnuna bulaştırmıyoruz. mecin bakın şeklinde hunne vermeden mecid şeklinde kalgalemizi de yaparak okuyuşu tamamlıyoruz. Buradaki kalgaleyi yaparken yine dikkat ediyoruz. Makabinin harekesi kesri olduğu için mecid değil Mecid hareke vermeden makablinin harekesini üçte biri kadar hissettirmek suretiyle esri olduğuna işaret ediyoruz. Yine bunu abartıp sonuna hemze ekliyor gibi bir şey de yapmayacağız. Mecid di şeklinde bakın bir hemze eklendi. Bundan da sakınmamız gerekiyor. Bir daha okuyorum. انك حميد مجيد الله اكبر صل على محمد وعلى وعلى كما صليت على ابراهيم وعلى وعلى